Bu akşam 13. Şia'dan 3 mektup okuyacağım Asım abi. Birinci mektubum Hafız Mehmet abinin vefatı ile ilgili üstadımızın bir taziye mektubu var. Oradan abi nasipse bize bir ders çıkaracağım. Ondan sonra şu an grubumuzdaki bu kardeşlikle ilgili abi birbirimizi sevmekle ilgili yine şualardan onunla ilgili atıf olarak bir mektuba geçeceğim. Son olarak da abi bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi devam ettirebilmemiz için yine şu aralarda çok güzel bir mektup var. Kısa bunlar abi hepsi. Onu okuyacağım. Ondan sonra inşallah dersimizi hatime vereceğim abi. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Okuyacağım mektup abi şu aralar 330 şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, buyur üstadım. لِكُلِّ مُسِبَتٍ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ Yani her musibet karşısında deriz ki, biz Allah'ın kullarıyız, sonunda yine O'na döneceğiz. Hakikaten Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Mehmet Üstün'ün vefatları değil yalnız bize ve Isparta'ya, belki bu memlekete ve alem-i İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat şimdiye kadar bir cilve-i inayet olarak Risale-i Nur'un bir şakirdi zayi olduğu zaman derakam 2-3 tane o sistemde meydana çıktığından kuvvetli ümit varız ki başka şekilde o kahramanlar vazifelerini görecek, ümit ettiğimizde ciddi şakirtler çıkarlar ve görürler. Zaten o 3 mübarek merhum zatlar az bir zamanda 100 senelik vazife-i imaniye gördüler. Cenab-ı Erhamurrahim'in onların yazdıkları ve neşrettikleri ve okudukları huruf-u nuru iade edince onlara rahmetler eylesin. Amin. Evet. Şimdi abi bu mektubu anlamdaki en büyük sebep abi şu müjde. Üstadımız Hafız Mehmet, Mehmet Zühtü abinin vefatları yani değil yalnız bize Isparta'ya belki bu memlekete ve alemi İslam'a büyük bir zayiattır. Zaten abi bir Nurdin'in bu dünyadan göçmesi zaten İslam davası yani iman davası üzerine uğraştığımız için abi alem-i İslam'a dahi büyük bir zayiat oluyor abi. Bu zayiat mesela aklıma şöyle geldi abi, bir sıkıntılı bir zamanda bu mektup karşıma çıktığı zaman abi şöyle hoşuma gitmişti mesela şöyle bir mesela Hasan Akar vefat etse mesela ne olacak? Yani sevdiğimiz abilerimiz veyahut da bu grubumuzdaki bir abilerimiz sonuçta her biri vazifelidir. Sonuçta bir vazifeye devam ettiriyorlar. Acaba bunlar şimdi sonuçta bir kardeşlik, abilik ilkesi gereği birbirimize karşı bir sevgimiz var. Şimdi onlar olmadığı zaman bu hizmet nasıl olacak diye bazen böyle insanın aklına geliyordu. Benim geliyordu. Geçen de bir darlık vardı da bu mektup böyle imdadıma yetişmişti abi. Şu yani beni sevindiren nokta. Fakat şimdiye kadar bir cilveye inayet olarak yani Allah'tan bir cilvesi ve inayeti olarak diyor Risale-i Nur bir şakirdi. Zayi olduğu zaman, yani biri vefat etse, zayi olsa veyahut da dima grubundan biri yani sıkılsa, darılsa da dima grubunu terk etse veyahut da meçhul grubunu terk etse, sonuçta bu bir zayiattır abi. Zayiat da böyle basit bir şey değil abi. Mesela şöyle algılıyorum abi, mesela selin verdiği bir zayiat gibi, bir sel mesela bir tarlayı olduğu gibi koparttığı zaman orada yeniden bir hayatın sürmesi çok 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 uzun zaman alıyor. Yani çünkü büyük bir zayiat olması gerekiyor. Çünkü üstadımız diyor zaten o üç mübarek zatlar diyor. 100 senelik bir iman hizmetini yerine getirmiştir. Şimdi 100 senelik iman hizmetini yerine getirecek bir abinin vefatı bizde nasıl bir tesir yapar abi? Yani müthiş bir boşluk doğar ama üstadımız diyor ki Allah'tan bir rahmeti, cilvesi, inayeti diyelim. Dere kaplıyor. 2-3 tane. Yani belki Hafız Ali abi gibi tek bir tane çıkamaz ama en azından diyor onun sisteminde 2-3 tane o sistemde meydana çıktığında kuvvetli ümit varız. Ve başka şekilde o kahramanlar vazifelerini görecek. Ümit ettiğimizden ciddi şakirtler çıkarlar ve görülür diyor bu hizmetleri abi. Burayla ilgili bir sözü falan olan yoksa abi mektuptan dostluk bölümüne geçeceğim şu an abi. Ya. Veyahut da sizin bir sorunuz var mı abi yani? Devam et, devam et. Zaten o mübarek mühürüm zaten az bir zamanda 100 senelik vazife-i imaneyi gördüler. Şimdi bu abileri zaten gruptaki abilerimiz de tanıyor, bunu çok anlatmaya geçmeyeceğim.
Cenab-ı Erhamir Rahim'in onların ve okudukları hum şunu yad edince onlara rahmetler eylesin. Amin. Benim tarafımdan o Hafız Mehmet'in akrabasını Mübarek köyünü taziye ediniz. Şimdi kapandı. Ben de onu Hafız Ali ve Mehmet Zülfiye arkadaş edip üstadların akrabasının isimleri içinde o üçünün isimleri dahil edip Hafız Akif'i dahil Aslı ve Lütfiye arkadaş ettim. Üstadımız da burada başka bir müjdeye veriyor. Bu vazifede sürekli aktif olan, yani derse girerken bunu söyledim. Mesela bu derste aktif olun, sorumluluk alın, bunu yapın. Üstad da şöyle bir şey yapıyor. Bu vazifede aktif olanlara diyor, üstadlarımın aktap kısmının isimleri içinde o üçünün isimlerini dahil edip Hafız Akif'i dahi Aslım ve Lütfi'ye arkadaş ettim. Yani üstadımız bir dua grubu vardı abi. Mesela bazı abilerden duymuştum. Mesela bir şey yapmış, isim listesi yapmış. Mesela o isimlere sürekli dua ediyormuş. Onu siz daha iyi bilirsiniz Elverdi abi de herhalde ondan bahsediyor üstadımız burada. Şimdi abi bu mektuptan, şimdi bir kardeşlikten bahsediyor. Burada şimdi bizim bulunduğumuz bu grupla ilgili abi bir kardeşlik var. O zaman şimdi bir kardeşlik, dostluk deyince abi aklıma geçen hafta siz bir atır söylemiştiniz. İşte şualar 229'da var demiştiniz ders ekibinde. Bir onu okuyayım derken yani bu dostluk, kardeşlikle ilgili abi oradan bana abi şualar 330'da bu dostluk, kardeşliğin ne demek olduğunu, Risale-i Nur dostluğunu, kardeşliğini, bu hizmetin devamını ve bu hizmetin devamından sonra neler elde ettiğimizle ilgili abi çok güzel bir mektup karşıma çıktı abi. Bu şeyle ilgili sorunuz yoksa abi oraya geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar kendi dostluğu yerine ölüyorlardı. Zannederim o merhum benim yerime gitti. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar yapmasaydı, Kur'an'a, İslamiyet'e büyük bir zayiat olurdu. Ben onun varisleri olan sizleri tahtür ettikçe o acı gidiyor, bir inşirah geliyor. Medarı hayrettir ki ben şimdi onun manevi, belki maddi hayatıyla alemi berzaha gitmesi cihetiyle o aleme gitmek için bende bir iştiyak zuhur etti ve ruhuma başka bir perde açıldı. Nasıl ki buradan Isparta'daki kardeşlerimize selam gönderip muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de Hafız Ali'nin tavattun ettiği alemi berzah nazarında Isparta Kastamonu gibi olmuş. Hatta bu gece mesmuatıma göre buradan birisi oraya gönderilmiş. 10 defadan ziyade teessüf ettim. Niçin Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim? Sonra ihtar edildi ki selam göndermek için vasıtlara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir alır. O büyük şey Denizli'yi bana sevdiriyor. Daha buradan gitmek istemiyorum. O ve Mehmet ve Hafız Mehmet hayatlarında gördükleri vazife-i imaniye ve nuriyeye devam ediyorlar. Onlar pek yakından temaşa ediyorlar. Belki de yardım ediyorlar. Evliya-i Azim'in dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından ben de o ikisinin Hafız Mehmet'le beraber isimlerini silsilemde aktapların isimleri yanında yad edip hediyelerini bağışlıyorum. Mektubumuzun adı burada bitiyor. Şimdi burada bazı kardeşlik, dostluk, arkadaşlıktan bahsediyoruz abi ama şimdi üstadımız diyor ki ben merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Sonuçta bir kardeş vefat ettikten sonra onunla ilgili üzüntü duyuyoruz ama üstadımız çok daha farklı bir şey ifade kullanıyor. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazı böyle fedakar zatlar kendi dostluğu yerine ölüyorlardı. Hani nefislerini tercih ederler olanda abi şimdi yani o kadar yani şeydeki abi İhlas Risalesi'nde mesela Çendan bunu söylemeninde bir hani fayda yok diyor ya abi mesela işte bu sebebi ben alayım ben
devam ettiğini demenizde bir sakınca yok ama babayenizdeki işlevsel nasıl zarar gördüğü abi. Burada da şimdi eski zamandakiler artık nasıl düşünüyorlarsa herhalde Hafız abi mesela üstadımızı bu hizmette daha başarılı olacağını düşündüğü için kendini, kendi dostluğu için feda ediyor abi. Zannederim o merhum benim yerimde gitti. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zavallıklar yapmasaydı, az önceki mektupta abi biri zayi olduğu zaman derekat onun yerine birkaç kişi hemen onun sisteminde hizmete devam edeceği için burada şimdi üstadımız üzülüyor ama üzüldükten sonra şimdi düşünülüyor. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zaptlar yapmasaydı. Yani mesela abi senin de mesela kendine has bir Risale'nin bir sistemi var abi. Şimdi baktığın zaman mesela Dima grubuna, meşhur grubuna mesela şimdi baktığın zaman elbette ki abi biraz mesela derslerle diyorsun. Mesela zevk alıyorum diyor. Çünkü niye? İnsan hani bayrağı bırakacak bir yer olduğu zaman daha böyle bir mutlu oluyor abi. Yani bu şeylerde, bu yönüyle de mektup abi çok hoşuma gitti. Yapmasaydı Kur'an'a, İslamiyet'e büyük bir zayiat olurdu. Ben onun varisleri olan sizlere taattür ettikçe o acı gidiyor, bir inşirah geliyor. Yani acıdan sonra, yani bizlere baktıkça özlediğimiz, yani sizlere baktıkça diyor, bir mutluluk geliyor. Çünkü hizmetin devamı geliyor abi. Neden halettir ki ben şimdi onun manevi, belki maddi haletiyle alemi berzaha gitmesi cihetiyle o aleme gitmek için bende bir işlev zuhur etti ve bununla başka bir perde açıldı. Şimdi bunu da abi şöyle anlıyorum. Şimdi biz bazen mesela ödümlü kurkuz falan diyoruz ama hani üstadımız bir ders veriyor ölümle ilgili. Şimdi senin eski dostların, annen, baban, arkadaşların hepsi alemi berzaha gittiyse orada mesela 100 kişi varsa, burada 2 kişi varsa şimdi 100 kişiye gitmek mi insanı daha mutlu eder? Yoksa burada 2 kişiyle kalmak mı daha mutlu eder? Böyle bir şey kurmuştu abi mesela, denklem kurmuştu üstadımız hani ölümün güzelliğini ikna etme maksadıyla. Burada da şimdi Hafız Ali abiyle ilgili üstadımız şimdi sormuştu, dostu gittiği için bir ruhuna başka bir perde açıldı yani. Oraya karşı bir yani berze alemini beğenen kendisinde artık vefat etmesiyle ilgili böyle bir değişik bir perde açıldı diyor. Nasıl ki buradan Isparta'daki kardeşlerime selam gönderip oradan muhalif yani görüşme, muhabereyle sohbet ediyoruz. Aynen öyle de. Çünkü buradaki kardeşlerimizle nasıl şu an internet ortamında olsa bile bir sohbet ediyoruz. Vefat eden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımızla ilgili de mutlaka içimizde, özellikle abi mesela senin anlattığın vazife devam ediyor, durucular ölmüyor, işte bak buradadır, orada oturuyor, örnekleri var abi. Biz de o zaman ne yapıyor? Ölüler şimdi bizde de karşı tarafa dayanıp bir abi iştiyak doğuyor. Sohbet ediyoruz, aynen öyle de diyor mesela. Nasıl ki biz burada sohbet ediyoruz, aynen öyle de. Hafız Ali'nin tavattum ettiği, yani vatan ettiği o yerde alemi berzan, yani alemi berzan vatan ettiği için nazarında Isparta, Kastamonu gibi olmuş. Artık yani alemi berzan benim için diyor bir Isparta, bir Kastamonu gibi. Yani gidip görmek, gezmek istediğim yer gibi bir yer olmuş diyor. Hatta bu gece diyor, mesnuatıma göre diyor. Yani bu gece bir haber alıyorum diyor. Buradan birisi oraya gönderilmiş. Yani biri vefat etmiş abi, oraya gönderilmiş. 10 defadan ziyade teessüf ettim diyor. Şimdi madem biri gitti, yani biriyle gidince ne deriz? Bir haber gönder, ben de selam gönder. Sanki öyle yaparız. Sanki 10 defadan ziyade teessüf ettim. Sanki öteki mahalleye gitmiş. Yani niçin diyor Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim diyor. Sonra yani şimdi sonuçta bir üzüntü var. Göndermedi mesela bir üzüntü edersin. Sonra ihtar edildi ki diyor. Selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Yani buradaki bağlılığı hiçbir zaman bitmemiş, aynı telefon gibidir. Hem o gelir alır diyor. O büyük şehit Denizli'yi bana sevdiriyor. Daha buradan gitmek istemiyor. Madem Hafız abimiz sürekli oraya geliyor, hizmetini yapmaya devam ediyor, istediği zaman da rabıta var, o zaman yani Denizli'den gitmek için de bir sebep yok o zaman. Dostlar buradaysa mekanı terk etmeye gerek yok diyor üstadımız. O ve Mehmet Zühtü ve Hafız Mehmet hayatlarında gördükleri vazife-i imaniye ve nurliğe devam ediyorlar. Yani aynı abi senin daha önceki bize derslerde anlattığın gibi yani bu nurcular vefat ederse
Hele de Nur Dairesi'nde kalırlarsa vazife bitmiyor. En azından korkacak bir şey yok. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza devam ediyorsunuz abi işte. Diyorsunuz abi işte tam ona abi bir atık oldu burada. Hafız Mehmet hayatlarında gördükleri vazife-i imaniye ve nuriye devam ediyorlar. Görüyor musun? Onlar belki yakından temaşa ediyorlar. Belki de yardım ediyorlar abi. Bak bak bak, yardım ediyorlar, temaşa ediyor. Tabii, evet. Yani belki de yardım ediyorlar diyor şu an mesela. Yani hani derslerin devamıyla ilgili yani en azından onlar da yardım ediyorlar diyor. Şimdi böyle olduğu zaman da abi diyor ki, evlere azamenin dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarından. Şimdi bu kadar hizmetin de başka bir makamı oluyor abi demek ki. Şunu dedi üstadımız. Evliya-i Azime'nin dairesinde. Şimdi bu evliyalar daha önceki derslerinden abi işte dolaşıyorlar. Falanca yerde falanca görüşebiliyorlar ya. Demek ki bu Risale-i Nur talebeleri de devam ettikleri sürece abi Evliya-i Azime'nin dairesinde kıymetli hizmet noktasında mevki almalarında. Ben de o ikisinin Hafız Mehmet'le beraber silsilemde aktapların isimleri yanında yad edip hediyelerini bağışlıyorum. Az önceki yani Bektut'taki yine bu isimlerle ilgili duasını söylüyor. İsimlerini aktapların isimleri yanında yad edip hediyelerini bağışlıyorum diyorlar. Mektubumuzun burada bir kitabı, bununla ilgili bir sorusu, atıfı olacak abilerimiz, kardeşiniz varsa. Yoksa abi bize bakan müjdeye geçeceğim. Buyur Harun. Selamünaleyküm abi. Abi şimdi ben mesela bu genel bir iş, formülü düşünüyorum da acaba bizde nasıl olur bu? İşte benzer diyor diyor, varisleri var diyor. Evliya Azimet dairesinde diyor üstad. Acaba yani mesela Hafız Ali'nin varislerini üstad görüyordu. Bir aynı olarak mı görüyor mesela derste bu arkadaşları da? Oraya bir geçiş mi var, onu mu fark ediyor? Yani bunları sormak istiyorum ben daha çok. Yani bir mektuptan ziyade bunlar mesela bir aynadarlık yapıyordu. O anda o alemi onu temsil ediyor. Nasıl oluyor yani abi? Buyur Yaşar. Şimdi abi, aynadarlık diyor ya abi şimdi. Üstadımız şimdi aynen öyle mesela. Yani tam bir aynı mesela. İlk önce mesela birinin vefat ettiğinden sonra insan üzüntüsü doğuyor. Ama üstadımız diyor ki, yani sizin vefatınız, aynı mesela bundan önceki yani Hasan Akar'ın anlattığı gibi diyelim abi, senin anlattığın gibi, ölüm yok bizim için. Eğer vazifeyi tam yapabiliyorsak, iman hizmetinde bu Risale-i Nur'da tam kalabiliyorsak abi, aynında direkt adres değişikliğiyle bir sonraki yerde hemen aynı vazife devam ediyor, hiçbir boşluk olmuyor. Çünkü az önce okuduğumuz mektup da abi bunu açık olarak söylüyor. Sonuçta üstadımızın mektubu bu yani. Direkt ne diyor mesela? Mesela Hafız Ali'ye onunla selam gönderemediğim diye çok teessüf ediyordu. Ama sonra ihbar edildi ki selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvet-i rabıtası telefon gibidir. Hem o gelir, alır. Şimdi hem o gelir, alır dedikten sonra abi artık yani daha açık, kesin bir ifade herhalde olmaz abi. Çünkü gelir, alır diyorlar. O demek ki o zaman ne yapıyor? O gelip alabiliyor. Yani burada bir dolaşma hakkı, bizimle bir irtibat kurma hakkı var demek ki abi. Ya ben onu anlıyorum en azından. Yani ben biraz da şunu sormak istiyorum abi. Mesela bir yerde şu alarda sanırım hani Kur'an'ın mütalit manaları var diyor. Her devirde efradı bulunur diyor. Acaba biz oradaki esmaları mı görmemiz lazım insanlara takılmadan? Yani onu merak ediyorum. Abi zaten o sonuçta çıkıyor. Esmalar, tabii ki esmaları görmek lazım. İnsanlara takılmadan dersin. Zaten insanlara takılmak manasında değil de sonuçta Allah-u Teala'nın berza alemindeki insanlara verdiği bir vasıf var. Yani bu iman dairesinde olan herkes bir bağlılıkları varsa, yani nasıl ki nurcuların böyle bir özelliği varsa mutlaka bizden önceki yani sahabelerin de böyle bir özelliği var. Peki başka bu konuda düşünen Risale-i Nur'daki intibahı olan var mı ama kısa böyle, uzun. Buyur Seyit Ahmet. Abi bir beyaz takke meselesi vardı. Yerini tam şimdi hatırlayamadım ama o takkeyi hak edecek birini buluncaya kadar onu muhafaza edin diyor bizde. Yani sanki Harun Abdi'nin dediği gibi bunlar her biri birer makam.
Yani Hafız Ali abinin de makamı farklı. Yani Evliya-i Azime'den ondan sonra ahtapların içinde falan zikrediliyor. Vefat ettiği zaman o makam boş kalmıyor. İlla ki birileri tarafından dolduruluyor. Burada bir de önceki yerde Yaşar abinin okuduğu yerlerde genelde giden bir kişi oluyor. Yerine gelen birkaç kişi geliyor. O da dikkatimi çekti. Mustafa Emir bir şey diyeceksin abi. Buyur abim. Yok abi benim diyeceğim Üstad'ın hani mevza alemiyle görüşmesi Üstad'a zaten ayağında abi onlar. Yani buradaki Üstad'ın burada kullanması biraz kendini perdelemesi gibi geliyor bana. O bize bir hitaptır ki yani ben öyle anlıyorum. Hafız abi sisteminde eğer siz de bu sistemde böyle çalışırsanız aynı şeye masal vuruşunun manasında bir mesaj gibi geliyor bana. Peki arkadaşlar böyle Üstad'ın şu okuduğu, Yaşar kardeşin okuduğu yerler ve tahmin ediyoruz ki okuyacağı yerlerle şöyle bir intiba mı var? Yani sanki Üstad öteki mahalleye gitmiş, selam söyleyecektim diyor, gerek yok diyor, o gelir alır diyor, yardım ediyorlar diyor, görüşülüyor diyor. Yani bir başka bir şey mi taşıyor bizi? Yani kabir denilen senelerce gelen bir kabir anlayışımıza bir noktayı nazar mı atıyor? Yani kabir anlayışımıza. Abi her şeyin burada olduğunu söyleyeyim sen. Uzak olmadığını söyleyeyim. Yok, sureti burada. Sureti burada da her şeyin onu şey yapalım çünkü bazen şey tenkit alıyorum. Haklılar tabii. Suretin her şeyin burada. Her şeyin sureti burada. Kanuniyet insanda. Hakikati alemi gaybda, mahiyeti Allah'ta. Efendim Ali, kısa. Bismillah, kısa tabi. Biraz daha o öteki aleme, Hafızade abinin gittiği yere üstadın iştiyak duyması, o perde nazarının değişmesi, hani iman bir intisaptır ya, hani nesebi taşıyor. Üstadın o manada nesebini bir şekilde Hafızade abinin olduğu yere taşımış. Artık o alemiyle bu alemi bir arada yaşıyor Üstad. Bir de şey ilgimi çekti Hasan abi ya. O nesep meselesini de tabii görüşünüze başvuruyorum da. Acı duyması çok, yani insan, Üstad da bizim gibi bir insan, o şey yaptık. Acı duymalı. Arkadaşının ölümünden, kardeşinin ölümünden acı hissetmesi. Bu da benim alemimde çok tatlı oldu şimdi de. Onunla ilgili. Peki biraz da devam et bakalım. Ne çıkacak? Abi bir şey ekleyebilir miyim? Buyur Seyit Ahmet. Abi ben Hafız Ali abiye biraz bakmıştım da ilk özelliği çok dikkatimi çekmişti. Bir talebeyi ulem vasfını tam olarak böyle yerine getiriyor. İki şehit olarak vefat ediyor. Yani ben bu mektubu oradan şöyle anlamıştım. Bu iki vasfı taşıyıp vefat edenlerin hani tekrar buraya dönüp gene vazife başında devam etmelerine böyle Cenab-ı Hak müsaade ediyor gibi anlamıştım. Yani arkadaşlar bu... Yaşar abi kusura bakmazsam bir şey daha sorabilir miyim? Abi burada bir de şey diyor, mesmuatıma göre buradan biri oraya gönderilmiş diyor. Yani giden kişinin vefat ettiğine dair bir ibare yok. Hani Hafız Ali abinin de geri dönme meselesiyle birleştirirse yani giden kişinin vefat ettiği belli değil. Bir de vefat ettiyse vefat eden de nasıl böyle selam gönderilir? Şimdi giden şimdi hatta bu gece Mesmuat'a göre bu adam birisi oraya gönderilmiş. Orası şimdi Hafız Ali abinin bulduğu yer Beyza Halim'i ise birinin oraya gitmesi için mutlaka vefatı gerekir diye anlıyorum ama senin dediğin gibi olsaydı hani mesela şöyle belki şöyle anlamışsındır hani başka bir evliya geldi de o gitti manasında olsa herhalde bir evliya olarak derdi diye düşünüyorum ya. Ben bu sonuç çıkardım yani. Bilemiyorum ben. Siz dertli olabilirsiniz ama. Peki devam et bakalım. Bir devam et bakalım Yaşar. Şimdi bu mektup burada bitiyor da ondan sonra bir hani dedim ya son olarak yani bizim bu meşhur grubu, Dimağ grubu, diğer gruplarımız mesela. Peki yani bizdeki bu mesela dostluk, kardeşlik, kuvvetin sonucuyla ilgili çok kısa, çok güzel bir mektup var abi. Onunla bitirecek demişim abi. Aziz Sıddık kardeşlerim, yine şu ara 330'dan okuyorum abi. Sizdeki ihlas
ve sadakat ve metanet. Yani bu üçü birlikte şimdiki ağır sıkıntılarda birbirimizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Yani şu an mesela korona bile aslında bizim için büyük bir sıkıntı. Bu sıkıntı da ister istemez hani derslerin çeşitli şekilde yapılması, dershanelerin farklı şekilde olması, her bir durumcu kendi çapında böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Şimdi zaten ağır bir sıkıntı içerisinde olduğumuz için, bu zamana da baktığı için abi, bana öyle geldi en azından. Ağır sıkıntılarla birbirinizin kusuruna bakmamaya. Zaten bir sıkıntı var. Ya bu sıkıntı zamanında mesela herkes sıkıntılı olduğu zaman mesela sinirli olabilir, asabi olabilir. Bu bir sıkıntıdır çünkü herkes etkiler. Birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye. Yani bir de kusurları görmemeye, örtmeye kâfi bir sebeptir. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli kuvvet. Yani kesinlikle Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli kuvvet. Yani bu Risale-i Nur'un bağlılığıyla birlikte kuvvetli kuvvet. Yani bizim bu grubumuz abi öyle bir hasenedir ki. 1000 seviyeyi affettirir. Ya. Yani bu bağlılık, yani bu meşhur grubu her ne kadar küçük bir şey gözükse bile Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli kuvvet. Öyle bir hasenedir ki 1000 seviyeyi affettirir. Haşirde adalete ilahiye. Şimdi bize bakan yönümüz hani mesela birbirimize affettirmek yönü. Haşirde adalete ilahiye hasenelerin seyyilerin rahim gelmesiyle affettiğini binaen. Yani Allah-u Teala hasenelerin işte sevapların günahlara üstün gelmesiyle ne yapıyor? Affediyor. Affediyor. Uzunum. Şu anları versin. Şu hemen hakkında. Yavaş. Siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yani siz de mesela bu ruhtaki abiler bazen mesela ne olursa olsun mesela hata yapsak bile yani kardeşlerimizi, abilerimizi tanıyorsak hasenelerin seyyiyelere racik gelmesiyle affettiğine binaen siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yani zaten bir nurcuyu tanıdığımız zaman mutlaka haseneleri daha üstündür. Bir iki hatası olsa bile yani bunu görmemiz diye verip muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yoksa bir seyyiyeyle hiddet etmek, sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet İki cihette zulüm olur. İnşallah birbirinize sürurda ve tesellide yardım, sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Mektubunuz bu şekilde bitiyor. Kardeşler burada diyor, Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet. Sen Yaşar bir sesini kapa. Öyle bir hastanedir ki bin seyyiye affettirir. Şimdi dikkatini çekmek için Risale-i Nur nedir ki, zinciri nedir? Bu Risale-i Nur Kur'an'ın icaz manevisidir. Zinciri varmış. Sonra uhuvvete bağlıyormuş. Yani kişiye, kişinin zatına değil kişinin vasfına bağlıyor. Hiç kimsenin 90 kilo, 80 kilo, 70 kilo etine uhuvvet olmaz. Aşık olmaz. Aşık olanlara söylüyordum. Dedim mokta olsaydı o sevgilin acaba gene sever miydin? Dedim. Bir aşıka söyledim. Kurtulamıyorum abi, kurtulamıyorum falan dedi. Dedim ya mokta kabul et onu dedim. Mokta cesedine de böyle sevgin olur muydu dedim. Dedi ki Allah Allah korkarım dedi ya, tam tersine. O zaman aşık, muhabbet, uhuvvet nesinedir? Cismine değil, sıfatınadır. Şahsiyeti maneviyesinedir. Risale-i Nur bize bir zincir getiriyor.
Yani Risale-i Nur kendisi icaz-ı manevidir. Kur'an'ın son beklenilen manevi bir mucizesi. Beni çok etkileyen yerlerden olduğu için bununla bir bağ kuruldu mu kişinin binlerce şahsi kusurunu affettiriyor. Affettiriyor. Peki bu insan Risale-i Nur'a böyle bir bağlılığı var. Şahsı kusurunu da affedilmiş. Biz bilmiyoruz. Niye böyle hücum edeceğiz ki? Zaten böyle bir meselemiz yok. Peki ne yapıyor? Haşirde adalet ilahi hasenelerin seyyiyelere raci gelmesiyle. Yani hasenat seyyiat. Arkadaşlar burada bir bağ var. Zincir. Risale-i Nur bizde bir zincir oluşturuyor. O zincir nedir yani? Mehmet, sence nedir? Kur'an'ın manevi bir... Zincir diyor. Mesela Kur'an için söylüyor Peygamber Aleyhisselam. Kulp diyor. Mesela bizde abim, benim nesebi abim. He, ama izleyin. Aramızdaki bağ Kur'an kimdir? Babadır yani. He. Babamla birlikte ben bağ kurmuşum. Ha, kardeşinle senin arandaki münasebet teyzemdir, halamdır, abimdir, bacımdır. Ortada bir baba var değil baba mi? Baba var, anne var. Şimdi aynı bunun gibi benimle, senle aranda Risale-i Nur bağı var. He, nasıl ki kardeşler arasında bağ bağlayan limandaki baba, baba anne olduğu gibi, anne veya baba. Peki Nurcular arasındaki birbirine bağlayan şey bağ nedir? Risale-i Nur'dur. Peki bu iman bir intisaptır diyor. İntisap, Harun biraz ilgisini çekti böyle. Yani biraz oynattı olayı. İntisap, nesep. Nesepten geliyor. İman bir intisaptır. Risale-i Nur da mevcut imandan değil, mevcudu taklitten tahkiki yapıyor. İman neydi? İntisaptır. İntisap neydi? İntisap, nesep. Nesebine taşıyor seni. Yani iman seni zata götürüyor. Ta bizi o zaman o oraya götürdü hepimiz. Beni oraya götürdüğü gibi senin de intisap, nispet, nesep, nesebine götürdü. Mesela diyoruz ki Aksaraylıyım. Yani sırf hiç adamı görmedin bir alaka duyuyorsun hemşerilik. Niye? Kütük orada ikimizin de. Değil mi? Askerlikte beraber yaptık diyor. Şimdi Risale-i Nur da bize bir nispetini bize söylüyor. Nispet veriyor. İmanımıza, imanımızın kaynağına götürüyor. İntisap, nispet ya, nispet. Nesep yani. Nesebiyle ne kadar kusur da yapsa bacın, annen, baban, kardeşin, abin, nesepten olduğu için affediyoruz. Ustad diyor ki, siz diyor, nesebi kardeşlerden daha kardeşsiniz. Niye? Bizi Risale-i Nur, imanımızı inkişaf ettirerek nesebimizi taşıyor. Zata götürüyor. Zatın, Cenab-ı Hakk'ın şuunat-ı zatisine taşıyor bizi. Şunat-ı zatisine, mesela Allah'ın esması, gir içeriye sıfatı, gir içeriye şunat-ı zatisi, gir içeriye mahiyet-i zatisi. İman nereden geliyor? İman zatının nurudur. Zattan geliyor. İçerisini Allah olduğu için bilmiyoruz. Ama mesela bir nehir su akıyor. Önündekiyle eritir veya taşır. Mesela fuar suyu tadı varsa, yani madenleri eritmiştir. Şimdi mahiyet-i zatiyeden geldiği için iman, içerisinde şunat-ı zatiye var. İçerisinde sıfat-ı zatiye var. Sıfat-ı subutiye var. Esmalar var. İman da intisaptı. Bizi nesibimize taşıyor. Buraya taşıdığı zaman birbirimizdeki uhuvvet şunat-ı zatiye taşıyor. Şuunat-ı zatiyede ne var? En merkezde şefkat-ı mukaddese,
Allah'ta şefkat-ı mukaddeste bizde şefkat. Çık dışarıya, muhabbet-i münezzehe, bizde muhabbet. Muhabbet bizi oraya götürüyor. Bu iman nesebine taşıyarak bizi şuunat-ı zatiyenin ta alemimizdeki inbisat ve inkişafına vesile oluyor Risale-i Nur. Şuunat-ı zatiye, yani esma, gir içeriye, sıfat, gir içeriye, şuunat. Bizi nesebimize, astımıza, kökenimize, kütüğümüze taşıyor. Diyor ki Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır diyor. Evet, Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır. Kur'an nereye bağlı? Kur'an da Arş-ı Azam'a bağlıdır. Arş-ı Azam'a bağlıdır. Aşar hocam, konuşabilir miyim ben? Tabii tabii, buyurun. Canpim. Hocam şöyle, ben abilerde dinlemiştim. Aynı sizi şu anda özetlediğiniz gibi bu ümit kelimesinde saklı. Biliyor musun? Ümit. Ümit ne demek? Baş harflerini aldığımız zaman uhuvvet. Birincisi uhuvvet. İkincisi biraz evvel söylediğiniz gibi muhabbet. Bak uhuvvet. Muhabbet, ümit kelimesinden gidiyoruz. İttihat ve tesanüt. Yani bunlar bizim olmazsa olmaz bu bağdaki esasımız. Neden? Şimdi abileri düşündüğümüz zaman o kadar ayrı ayrı meziyet, yaratılış, fıtratları farklı ki yani bir Hulusi abi, bir Hüsrev abi, bir Ceylan abi, bir Zübeyir abi yani. Üstad ne diyor? Size her şeyden, hizmetten önce aranızdaki şeyle buna dikkat edin diyor. İşte bu olayda ümit kelimesiyle yani uhuvvet birincisi, o nesebi kardeşlikten ötürü muhabbet, iddiat ve tesanüt. Ümit kelimesinde baş harflerin şeyi ve böyle Said Özdemir abiden dinlemiştim yani. Çok güzel. Yani ümit. Açayım sesimi. Açayım diyor. Alo. Tamam, tamam. Sesin gelmiyor Hasan abi. Tamam, şimdi geliyor. Ümit yani uhuvvet, ümit olarak muhabbet. Muhabbet. İ-U ümite, M muhabbet, T'de tesanut. İ'de ittihat yani bir aramızdaki şey evet. Yani ittisak o manasında birleştirebilirsiniz demiştik. Evet. Şimdi bunları taşıyor da insanda şuunat-ı zatiye hatırladınız değil mi? 24. mektupta. Soğan gibi düşünürseniz bir hatırlatmakta fayda var. En merkezde şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya sevk-i mukaddese. Surur mukaddese. Lezzet-i mukaddese. Memnuniyet-i mukaddese. İftihar mukaddese. Şuunat-ı zatiye. Aşağı in. Sıfat-ı zatiyede. Kıdem. Beka. Vahdaniye, kıyam-ı bir nefsi, muhalefetun lil havadis, tekvin, eksik bir şey söyledik mi? Beka. Tamam. 7 tane de o. Subut-u sıfatta malum, sen basar ilim. Şimdi bu iman bizi nefsebimize taşıyarak bizim kardeşliğimiz, uhuvvetimiz, şimdi şey anlatmak için bunları anlattım. Şey, kabir, başka bir yoruma diye. Bizi nesebimize götürdü mü? Götürdü. Nereye götürdü? Şuunat-ı zatiyeye götürdü. Şefkat ediyoruz. Hangi şefkat? Şefkat-ı mukaddese tanımlayan, ona anlam katan. Allah'ta şefkat-ı mukaddese var, bizde yok. Bizde şefkat var. Cenab-ı Hak'ta uhuvvet-i mukaddese, şey, muhabbet-i mukaddese sohbet. Münezzehe. Münezzehe. Bizde muhabbet var. Bak bir şey anlatacağım. Peki kabir nedir? Kabir hakikat alemidir. Alemi gayiptir. Şuunat ise çok 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 arkadadır. Yani gayb, kabir. Ta gayb nereye kadardır? Kainattadır. Ta arşa kadar. Cennet gayiptir. Kabir gayiptir. Alemi berza, sırat gayiptir. Şuunat neresi? Bizi oraya taşımıştı. Şuunat çok arkada. Şuunattakileri bizde uyandırırsa, öndeki makamlar zaten var. O zaman ne diyoruz? Kabir, yani kabir, alemi berza, ikisi farklıdır. Şimdi, eğer bizde şuunat-ı zatiyenin
bazı şeylerini Risale-i Nur oynatıyorsa ki oynatıyor, bizim bağımız cennet bağı da değil. Biz cennette beraber olacağız diye değil. Kabirde birbirimize yardım edeceğiz de değil. Sıratta birbirimize tutunacağız da ondan beraberiz de değil. Biz cennet dahi içerisinde olmayan rıza-i ilahi bir bağ oluşturuyor Risale-i Nur bizde. Rıza-i ilahinin içerisinde cennet gaye edilmediği için cehennem endişesi de yok. Cenneti gaye edinen cehennem endişesi olur. Rıza-i ilahi cennetten üstündür. 25. sözde bunu anlatır. Ey aşık, ey filozof, ey düşünen, sen bu ayetten müflihun, sen buna mazhar olacaksın. Orada diyor, en son makamda Rıza-i İlahi. Şimdi bizi Risale-i Nur'la Kur'an'a, Kur'an arşı ferşe bağlamış. Biz de o vacib-ül vücut aleminin şunat-ı zatiyesi, sıfat-ı zatiyesi, sıfat-ı subutiyesi, esma-i ilahiyeler ve esma-i fiiliyeler, esma-i hüsnaları uyandırıyor. Kur'an'ın dersi olduğu için Risale-i Nur. Biz de bunlar inkişaf edince biz kabir kardeşi değiliz. Sırat köprüsü kardeşi değiliz. Haşir meydanı kardeşi birbirimize değiliz. Yani izde daha şey sırat köprüsü cennette de değil. Nedir ya? Biz Rıza-i İlahi merkezli bir bağımız var. İşte bu bağ mahluk olmayan bir bağımız var. Tabii mahluk olmayan bir bağ. Yani içerisinde ve sonucunda. Mesela ihtina sıratel müstakim, ben şöyle anlıyorum. Hidayet verdiğin, bize de o hidayeti ver, verdiğin kişinin. Yani başı sonu ortasında hidayet olan istikamet. Şimdi Rıza-i İlahi'nin içerisinde zaten kabirde var. Zaten haşirde var. Haşirde beraberliğimiz var. Sırat köprüsünde beraberliğimiz var. Cennette de beraber olacağız. Ama Risale-i Nur bunu bize gaye yaptırmıyor. Salih o. Salih. Risale-i Nur talebesine Risale-i Nur cenneti gaye yaptırmıyor. Ne yaptırıyor? Rıza ilahi yaptırıyor. Yani o Rıza ilahi nasıl anlarız? Bir alametini söyleyeyim. Bana anlattığını Rüştü abi. Dedim abi Rıza-i İlahi'nin kırpıntısı yok mu ya? Yani nasıl anlarım? Demişti ki inşallah unutmadığım kadarıyla bu insan diyor ümmet ruhu var. Ümmet ruhu var ki ustad da cehenneme dahi gitsem birkaç kişinin imanı kurtulmak adına vücudum yanarken tamam gönlüm gül gülistan olur. O ümmet ruhu olunca bu dava haşa ya Rabbi affet. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim ama gene dikkat edeceğim. Bu dava davaya çalışmak, ücretle çalışmak değil. Ben bu İslam dinine, Risale-i Nur hizmetine ücret mukabili çalışmıyor. Cennet mukabili, kabir mukabilinde aşırı. Böyle bir şey yok. Bu dava benim. Fabrika benim. Maaş almıyorum. Maaşla işim yok benim. Vazifeyi fıtratım diyor. Vazifeyi fıtratım, sebebi vücudum, netice hayatım. Risale-i Nur diyor şu alarda. Vazifeyi fıtratım, sebebi vücudum, vesile-i saadetim. Başka yerde diyor vazifeyi vatanım diyor. Evet. Vazifeyi vatanım. Demek ki ümmet ruhunda böyle bir şey, beklenti yok. Bu benim. Hiç kimse de olmasa bu davayı ben götüreceğim. Benim davam. Bunun delili Van'da düşüyor. Aa Allah demesi lazım değil mi? Adam düşüyor. Bir adam düşse ağaçtan. Yüksekten aa Allah diye bağırır. Ne bağıracağım aşağı? Böyle der. Yukarıdan aşağı düşüyor. Davam diyor. Kimin hatırına gelir bu dava? O anda yani düşerdi. Hatta bizde bunu uyandırıyor. Rıza-i İlahi. O zaman Rıza-i İlahi'nin bizdeki şeyi birkaç tane söyledim, size söyledim. Şu,
ben ücret mukabil böyle bir ücret beklemiyorum. Böyle bir şey, hedefim yok. Ben, bu benim davam. Yani fıtrat-ı asliyem, vazifeyi fıtratım, vesile-i saadetim, sebebi vücudum. Allah Allah, sebebi vücudum. Olan Risale-i Nur. Risale-i Nur diyor. Fesubhanallah, bu nasıl bir şey ya? Ne diyor? Sebebi vücudum, vesile-i saadetim, vazifeyi fıtratım. Aslı fıtrat olunca artık ne kabir kalıyor. Ha, o zaman bu ruh, bu ruha sahip olma nispetinde ha orası, ha burası, ha bir yanımızdaki kardeş, ha Hafız Ali abi. E ya ne diyorsun? Ya aslı bu da biz bununla daha şey yapamadık böyle. Tamam mı? Böyle o zaman kabir endişesi, korona dehşeti bilmem ne, o nispette insana, evet koronayı vurun, mikroptur. Seni de beni de öldürmeye vesile olur. Ama öldüren Allah'tır. Kanser öldürmez, korona öldürmez. Yuhi ve yumit Allah'tır. Hepimize vurabilir. Ama bizim ruhumuzda bir tehlis var. Seni ne yapar? Böyle bir bağla bağlamış, yani böyle bir düşünce oluşturmuş. Değil kabir endişesi, ne korona şeyi, ne ölüm şeyi. Biz kardeşim cehennemi bile değil. Mesela ölüm korkusu günah korkusudur. Günahımızdan korkuyoruz. Ne diyeceğiz diye. Rıza-i İlahi var. Rıza-i İlahi'yi nasıl anlarız? El cevap Müşt abi demişti. Herhalde o da Zübeyir abi demiştir. Bilemem ona. Ben naklediyorum. Rıza-i İlahi'ye mazhar olan insan bir yerde ücretle çalışmıyor. Böyle bir şey var. Yani vazifeyi fıtratım, vesileyi saadetim, sebebi vücudum diyor, tamam mı? Şey de diyor, kaçıncı şu adaydı? Dördüncü şu adam mıydı? 63 sayfa. 63'te. Diyor bak, göstereyim size şurada. Bak şurada abiler. Okuyayım. Hem şuuru imaniyle, açıkıyor imaniyle, netice-i hayatım ve sebebi saadetim. Yani cennet istiyoruz değil mi? Sebebi saadet. Cennete gidersem saadet tamam. Bakayım sebebi saadetim. Saadetimin sebebi. Vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur dahi. Risale-i Nur'u biz. Burada ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yazıyor? Üstünde ne yazıyor Mehmet? Yusani yazmıyor. Doğru oku. Külliyatı demiyor. Doğru oku. Külliyatından. 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 Bu Risale. Evet, bu Risale-i Nur değil. Tabii. O burada ifadelenişidir. Haşa. Kitaplığımızdaki Kur'an değil ama Kur'an diyoruz. Nedir o? Mushaf. Kur'an okuyanda ortaya çıkan şeyi o. Okuyanda ortaya çıkan onun Kur'an'ı, Mushaf. Bu Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur, Kur'an'ın icaz-ı manevisidir. Sayfa değildir. O canlıdır, o ruhludur, o hayatlıdır, şuurludur. Kendisine muhatap olan talebeyi tanır, bilir, bazısının hiç feyzini vermez. Atar dışarıya. Kur'an mahluk değil ya. Haşa evet. O da mahluk değil. Kur'an'ın icazı manevisi mahluk değil. Çünkü Kur'an'a bağlı olduğu için. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Yani akılcağız. E peki ne yapar? Herkesi bilir. Şahsi manevi işte böyle tarif ediyor ustad. Bu sefer sekeratta yardım ediyor bu. Sekeratta yardım ediyor. Alemini değiştiriyor. Karşılığını değiştiriyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir merhametlerin en merhametlisi olan Rabbimiz var ki adam kalkıyor. Ne diyor? Bir bakın hele ya. Ne diyor kitap? Mektubat ne diyor? Bir bak. Kalkıyor. Nasıl Erhamur Rahim'in? Nasıl bir Allah var ki? Ya evliya. Evliya. Değil mi? Alim. Sekeratta evliyaların ruhunu kabzeden meyken melaike geliyor. Kabul etmiyor.
Ya sen kimsin ki bu tercihi yapacaksın yani? Yok bu olmasın bu olsun. Böyle bir Allah. Ettenuzilati ilahiyyat ala kulil beşer. Allah insanların seviyesine inmesi. Ne yaptı? Ben diyor evliya, alim, en yüksek ya bunlar. Yani niye talebe var? Talebe niye okur, evliya olayım, başka alim olayım? Talebe onun için okur. Ya buna bu cinsten gelen meleki, müekkeli istemiyor. Diyor ki evliyayı, alimin ruhunu kabzeden değil de evliya olmak isteyen, alim olmak isteyen talebe var ya okuyan. Elif, B, T, S, yan sene, ne sene, Bismillah, Subhanehu, Risale'nin okuyan. Ha, o talebi ulumun ruhunu kabzeden benim ruhumu kabzetsin diyor. Bak bunu isteyebiliyor. Bunu diyebiliyor. Dehşet almıyor. Ya o falan geldi ya falan. Dehşet almıyor. Dur diyor. Sen değil diyor. Ya bu nasıl bir iman? Ha veriyor. Risale-i Nur biz neyiz? Alim değiliz. Evliya değiliz. Biz nur talebesiyiz. O zaman talebe isek ya Rabbi talebeliğe müekkel melaikeyi bize nasip et. Risale-i Nur'un şahsi manevisi hürmetine. Allah'ım bizi bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Sen Erhamur Rahim'insin. Merhametlilerin en merhametlisin. Bize merhameti sen koydun. Ya Rabbi, vallahi rahmetli annem sağ olsa bir şey isteseydim, zorlasaydım, senin yarattığın Rahman ve Rahim, Rahim isminin hürmetini o mazar, o annem rahmetli, vallahi verirdi. Veremezse çıldırırdı. Bir aynaya, bir ayna okyanusların bütün damlalarına göre bir damla inmiş yeryüzüne İmam-ı Rabbani'ye göre bütün canlılara bu merhamet dağıtılmış. Ya Rabbi, annemdeki o cilveden, senin o şefkat cilvesinden bana yapmamazlık, vermemezlik mümkün olamazdı. O annemdeki şefkatın kaynağı hatırına, menbaı hürmetine, şuunat-ı zatiye hatırına, ehl-i imanı, nur talebelerini ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim söz verdiklerimizi, Risale-i Nur'a gönül verenleri, hizmet-i imaniye Kur'aniye'de zerre kadar taşları, emekleri olanları mazhar eyle ya Rabbel Alemin. O esmanın, o şuunat-ı zatiyesinin hürmetine bizi affeyle, bize merhamet eyle. Rıza ilahi dairesine bizi istihdam eyle. Vefat anında bu evliya-i azime gibi bizi talebi ulumun müekkel melaikesini nasip edip bizi terhis eyle. Ya Rabbel Alemin, Hafız Ali ve Ustad Hazretlerimiz, Ustadımız Zübeyir abiler de orada dershane açmışlar. Biz de bu yer, eğer böyle bir emri vaki gelirse, ecelimiz gelirse, terhisimiz gelirse, ya Rabbi bizi o dershaneye nasip eyle. Hizmetimizi akımete duçar etme, kopartma. Kaldığımız yerden devam ettirmeyi nasip eyle. Bizi birbirimizden ayırma ya Rabbi. Basit beşeri vasıflarımızdan, beşeriyetimizden, işlediğimiz günahlardan dolayı, var olan geçmişteki günahlarımızdan dolayı, beşeriyetimizden dolayı, hizmet-i imaniye ve Kur'aniye olan inayetin, ihsanın, ikramın, lütfun, keremin olan bu hizmeti elimizden alma ya Rabbel Alemin. Bize enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Şu anda inim inim inleyen hastanelerde, evlerde vesaire yerlerde şifa bekleyen ehl-i imanı, Müslüman kardeşlerimizi haseten nur talebeleri, Hüsnü abili ve diğer kardeş ve abileri, korona ve diğer vesaire ne hastalıkları varsa Şafi ismin hürmetine, arşın hürmetine, kürsün hürmetine, şuunat-ı zatinin hürmetine ya Rabbi acilen şifa nasip eyle ya Rabbi. Vefat edip telis olanları da şehit nasip eyle. Rizan dairesinde muamele et ya Rabbi. Bunları da bize vesile olan, bize gelmesine vesile olan ustadımıza da nasıl sana yakışıyorsa ona öyle muamele et. Ve bu durusu Kur'aniye'den
bizim de bunun içerisinde olduğumuza dair ustadımızı haberdar eyle. Bizden memnun eyle ya Rabbi. Üzerimizde hakları olanların kırdıklarımız, döktüklerimiz, yaptıklarımız bilmeyerek veya bilmeyerek yaptıklarımız o hatalar, kusurları da kimlere böyle haklar bizde varsa Allah'ım onları da merhamet eyle. Onları da affeyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de istihdam eyle ya Rabbi. Ya Rab Allah'ın hatırına riyakarane yapmış olduğumuz duayı dergah-ı uliyetinde Kerbela'da revanına kanun hürmetine şafırkata yanan gönüller hürmetine gece kalkıp teheccüde ağlayan gözler hürmetine Risale'nin şahs-ı manevisi hürmetine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine Musa Aleyhisselam'ın Rabbi hürmetine İsa Aleyhisselam'ın ilahı hürmetine İbrahim Aleyhisselam'ın Malik-i Zülcelali hürmetine ya Rabbi duamızı kabul eyle. Bahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar abi. Amin. Böyle bir duada ancak nasıl olur Allah razı olsun. Çok şükür. Aferin Yaşar. Maşallah. Tebrik ediyorum. Bizi de coşturdun. Öyle bir konu seçtin ki ya bugünlerde hep böyle Almanya'dan böyle kardeşlerin şeyleri bazılarının cenazelerini ilgilendim de bugün girdim diyebilirim dershaneye. Hep onların peşine koştum. Hep şöyle düşünüyordum. Mezarlıkta da şurada da telkin verirken zahir. İçimde zahir de. Zahir aldatır. Zahir perestler. Zahir uyun. Biraz bir zahir dersi yapayım. Ama maşallah benim istediğim böyle bir dersi hatırıma gelmeyeni sen Allah sana nasip etti. Gurur duyuyorum sizinle. Yalan söylemiyorum. İltifat içinde demiyorum. Gurur duyuyorum. Ve emri vaki geldiği zaman, ahirete göçeceğimiz zaman bu Risale-Nur hürmetine yemin ederim şahsi manevisine ki arkamızda sizler var oldukça telis olacağımızı inanıyorum. Vazife zaten devam ediyor. Bizimle başlamadığı gibi bizimle de bitmeyecek, bitmez ama şöyle arkaya baktığı zaman ya böyle bir ders arkadaşlarım var, böyle dostlarım var. Hani bir hadisi şerif okumuştum böyle. Çok da zikrederim. Keşke kaydetseydim. Belki bir defterde kaydetmişim kaynağını. Allah affedeceği bir kuluna onun sorar yok, bunun sorar yok, onun sorar yok. Ama affetmek istiyor. Nesi varsa o bir ruhu ümmetçiymiş. Böyle şefkatçiymiş yani. Şefkat. O bir kadın var ya o cinsten. O ne bir şey. Sonra baktı ki bir şey yok. Ama affetmek istiyor. Ya ey kulum dermiş. Beni seven, beni anlatan bir alim. O alimimin, benim sevdiğim alim, o da beni seven bir alim dünyada. Onun ismini söyle. O ismi hürmetine affedeyim seni. Böyle bir Allah var. Böyle bir Rab var ya. Tabii onun, geçen bir kardeş geldi. Abdullah Demirtala galiba buradadır. Almanya'da korona diye bir ders yaptık o kardeşte. Ders yapmadım. Konuşurken ben de çektim. Ta ki fayda olur şey diye. Abdullah dedim gelir gelmez. Ya ne yapacağız ya? Millet ümit falan söylüyoruz ama dedim. Yani ümitli şöyle derste ama hakikaten hepten çıplaklaştı ya bu ölüm. Hepten de yanaştı. Ne yapacağız dedim. Abi Allah Erhamur Rahim'indir. Merhametten en merhametlisidir. Dedim ki hani ayet var diyor ki Allah'ın merhameti sizi şeytan güvendirip günah işlettirmesin. Günah işletip de günahta da Allah'ın rahmetine güvendiriyorsa bu şeytandandır. Çünkü ayet. Şimdi şeytanın lahine bakın. Şuna bakın. Bak ne yapıyor? Abid. Namaz kılıyor, Risale-i Nur talebesi, gayretli. Bunu
Yeis de korkutuyor. Ya ne yapacaksın? Cehennem var, kabir var, toprağa gireceksin. Abi de böyle yapıyor. Bak şimdi Mehmet. Namazı yok. Mehmet dedi değil mi? Latifoğlu. Latifoğlu dedi ki, ya neyse bir akrabası. Ya abi dedi, bir orucu var. Bazen de cuması var. Bazen. Namazı yok. Öyle güveniyor ki abi dedi bana, bu neyin nesi? Öyle güveniyor ki benden fazla Allah'a güveniyor. Ya ne korkuyorsunuz dedi ya. Bildiğiniz gibi Allah değil o dedi, affedecek olan. Şimdi şeytan hiç ibadeti olmayana Allah'ın affiyle kandırıyor. İbadeti, taatı ve sebepler içerisinde yaşayana da yeisle vuruyor. İkisi de şeytandan. Çok tecrübeli ya. Çok tecrübeli, evet. Usta adam. Yani ne, nasıl kandıracağı, nasıl uzaklaştıracağı biliyor. Bak şimdi hiç namazı yok. Allah'ın rahmetine tutunmuş. Yani adam helal haramı var yani. Dikonun talebesi veya bir Müslüman kardeşimiz. Bir Mahmud Efendi cemaatinden şundan bundan menzilde. Benim rastladığım ödü patlıyor. Ne, yarım saatte uğraşıyorum böyle. Diyorum ya Allah'ın rahmeti var. Ya bu hakikaten takvalı insan ya. Zekatını, sadaka her şeyini yapıyor. Bunu da şeytan yeisle vuruyor. Lan hiç ameli olmayana yeisle vursana. Belki döner. Biliyor çünkü gelmeyeceğini. Biliyor. Çok acayip. Çok tecrübeli abi. Yani öyle bir adam ki bu adam, peygamberden bile ümitini kesmemiş. Sonra dedim ki Allah Allah buna, fakat ustadım ve benim ustadımın ustadı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tuman etti bunu. Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali Efendimiz'i gördüğü zaman, o zaman asr-ı saadette gözüküyormuş. Adam gözüküyormuş. Sokak değiştirmiş adam. Yol değiştiriyormuş böyle. Bu Azazi. Tabii benim ustadım, ustadları bunları duman ettiği için keyif alıyorum. Ama adamın farkında olmak lazım. Demek ki bu iki şeyi kaçırmayın. Yaşarken kendinizi ortadan çıkaran, sizi ümitsizliğe katan yeis şeytandandır. Amelsizlikten sana ümit veren de şeytandandır. Amel yok. Diyor ki Allah affeder. Buna aynı meali var. Tekrar geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Diyeceğiniz bir şey yok herhalde, bakayım. Yok. Abi haftaya kimin dersi var onu belirleyin sizin huzurunuzda. Tamam. Haftaya kimdir abiler? Abi benim dersim var. Tamam. Ondan sonra hafta kimin? Sonraki hafta. Abi Abdullah abi bana mesaj attı ama sen yap. Tamam. Seyit abi. Ondan sonra kim alıyor? Ben... Ali Akça mı? Yok hocam ben teşvik amaçlı konuşuyorum. Tamam sen. Gelsin kardeşler. Tamam. Sonra senden sonra Mehmet Direk. Ondan sonra Osman Akkaya. Ona da bildirin. Maşallah. Tamam, tamam. Ondan sonra bunu artık size metozori. Ondan sonra Osman'dan sonra Yasin postacı. Tamam hocam. Biz dizelim bunları ben peş peşe. Sen bunları yazar mısın? Tamam, ya Erdinç buradayız. Erdinç'e bir tekrar dokunalım abi. Tamam. Ondan sonra Yasin'den sonra Erdinç, ondan sonra Doktor Fikret yapacaklar. Tamam, bunları bir yaz. Böyle kayıt olmuştur. Bunları yaz. Tamam. Bunlar yapacak. Bunun şansı yok. Bu şahsi manevinin şeyi. Yani Salih'in bir bakmalıydı. Buna tutunacağız. Başka hiçbir şansı yok. Ondan sonra. Sonrakileri de bunlar bitince ondan sonra metozol yapacağız. Ramazan'da işte şey yapacağız. Teraviden sonra hepimiz kılacağız. Allah'ın izniyle. Bulunduğunuz yerde eşinize imam olun. Eşinize, çocuklarınıza imam olun. Şöyle diyorsunuz fark. Niyette şu. Mesela Türkçe yapıyorum. Ya Rabbi niyet eyledim. Yatsı namazının farzını kılmaya. Durdum kıbleye. Bir de arkada kadın olduğu için. Bak şimdi söyleyeceğim. Kadın olduğu için. Teveccüh diyor. İlâ beytike şerif diyor. Ya Rabbi niyet eyledim. Yatsı namazının farzını kılmaya. Durdum kıbleye. İmam oldum. Bana tabi olanlara, kadın varsa, eğer kadın yoksa, ama ağzınıza alıştırın, olsun, olsun ve olmasın, imam olduğum bana tabi olanlara. O zaman tamam. Şimdi size de tavsiyem,
bana Hazreti Korona'nın vesile olduğu şey var. Öğle namazının iki rekatı var ya, son iki rekatı. Onu dört kılıyorum. Teşvik için söylüyorum. Yatsının da iki rekatı, son sünneti dört kılıyorum. Teravihi de kısa kısa mesela şöyle kılabilirsiniz. Rabbul meşrikeyni ve Rabbul meribeyni fe bi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Allahu Ekber. Merecel bahreyni yeltekiyani beynehuma berzekhun la yebğiyan. Fe bi eyyi alâi rabbikuma tükezziban.